Evet arkadaşlar, yeni bir denemeyle karşınızdayız. Sınava bugün giden arkadaşlardan kazananlar oldu, dün bugün gidenlerden. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız da yazıyor, hocam geçemiyorum diyor. Ya bazılardan şunu anlayabiliyorum arkadaşlar, ilk defa giriyorsanız heyecan veya yanlış okumaya bağlı olarak kalabilirsiniz. Bu normaldir. Hiç merak etmeyin, geçersiniz. Özellikle yani biraz daha dikkat ederseniz bu kişilerin geçeceğini ümit ediyorum. İlk girenlerde oluyor bazen heyecan ve bir de esnaf hiç yapmamışlar hayatları boyunca. Normal yani. Bugün yine geniş bir deneme çözeceğim. 40 tane sorudan oluşan. Arkadaşlar inanın, bu denemeyi çözmek için 2 gündür 3 gündür uğraşıyorum. Dün bu denemeyi çözdüm. Mikrofon takmayı unutmuşum. Dolayısıyla ses yok. Önceki gün teknik bir sorun oldu. Yine mikrofonun pili bitmiş. Yani bakalım, inşallah bu sefer kısmet olacak. Siz de şans dileyin, dua edin. Bu sefer kazasız belasız bir videoyu çekerim sizler için. Gerçekten sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Sizler de bir şeyler öğrenin. Hep birlikte bu işi çözelim, başaralım istiyorum. Onun için siz de bana şans dileyin. Kanala abone olun, videoları beğenin. Instagram'ını da takip edin. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Hemen sorulara geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir? Vitesin boşalınması, aracın kapılarının açık tutulması, uzağa gösteren ışıkların açık tutulması, aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Bakın, ne diyor? Şunlar iyi okuyun bakın. Altını bu adamlar çizmişse bir bildikleri var. Bilerek çiziyorlar. Yani sizlere yardımcı olmak daha çok amaçları altını çizmelerindeki. Onun için çizili kelimelerin altına dikkat edin. Vermemesi için, tehlike oluşmaması için ne yapması gerekiyor diyor. Arkadaşlar, doğru cevabımız D seçeneği. Ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı koyacağız aracımızın. Bununla ilgili çıkabilecek şöyle iki tane şeyimiz var. Yansıtıcımız bu arada. Hemen bunun konu anlatımını yapalım. Şunu biraz kalınlaştırayım. Bazı arkadaşlarımız görmüyormuş. Evet arkadaşlar, bu yansıtıcı ile ilgili çıkabilecek soru bu. Bunu nerede kullanıyormuşuz? Bir önceki soruda da bahsetti. Aracımız bozulduğunda ya da bir kazaya karıştığında ve benzeri durumlarda kullanıyoruz. Niçin? Önden veya arkadan gelen araçların dikkatini çekmek, tehlikeye meydan vermemek için. Burada çıkabilecek ikinci bir husus şu. 150 metre bir de 30 metre meselesi. Bunların ikisi de çıkıyor. Şehir içinde 30, şehirler arası yollarda ise 150 metre. Bir de tünellerde, virajlarda yine 150 metre arkadaşlar, unutmayın. Yani bu yansıtıcı görüş mesafesi. Bunu unutmayın. Bakın ne diyor? Tehlike şehir içi yollarda 30 metre, şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye reflektör konulmalıdır. Bunu unutmayın. Buradan çıkabilecek soru bu 150 ile 30'u unutmayın. Bir de bunun ne işe yaradığını unutmayın. Bu ne işe yarıyordu? Kaza oluştuğunda ya da aracınız mesela bozuldu, benzininiz gitti. Ya, o tür durumlarda bile koyarsınız. Tehlikeye meydan vermemek için. Geçtik sonraki soruya. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sisteminin parçasının adı nedir? Soru işaretiyle gösterilen parçaya bakalım. Bakın burada hemen parçamızın, soru işaretimiz, pardon, parçamız diyorum. Bakalım soru işaretimiz nereye işaret ediyor? Evet, bu parça işaret ediyor. Şu bayağı kalın olmuş ya. Arkadaşlar, aksaklıklar oluyor maalesef. 3 gündür inanın bu soruları çözmeye çalışıyorum. Birinde pili bitti mikrofonun, birinde dün mikrofon takmayı unutmuşum. Ramazan artık, neyse, ben anlamadım bu musibet. Umarım bu sefer başarılı bir şekilde çözmeyi tamamlarım yani bu sınavı. Kafam orada yani şu an. Hata yaparsam da özür dilerim. Parçanın ismi. Bakın bu parça neye benziyor? Bizim evlerimizde de var bu parça. Oradan benzetin. Radyatör. Yani petek. Aslında petek arkadaşlar. Peteklerin genel ismi radyatördür. Özel ismi petektir. Kalorifer peteğidir. Bu parçanla ilgili çıkabilecek sorular da şu şekilde. Arkadaşlar, bizim videolarımızı izleyip geçen arkadaşlarımız 80 üstü alıyor. Bakın inanın, bazı arkadaşlarınız geliyor, hocam çok zor çıktı. Ya şöyle söyleyeyim, Milli Eğitim Havuzu'nda 3000 ile 5000 civarı soru var. Rastgele 50 tane soruyu alıp getirip size soruyor. Yani bunda yapacak hiçbir şey yok. Şansınıza çıkma ihtimali. Yani demem şu ki, kanaldaki ne kadar çok video izlerseniz, herhangi bir uygulama üzerinden ne kadar çok soru çözerseniz aynı soruların gelme ihtimali o kadar fazla olur. Onun için hep söylüyorum, mümkün mertebe bol soru çözün, bir de videoları izleyin. Videoların da avantajı şu, farklı soru bile gelse işin mantığını anlatıyorum. Ben burada konu anlatıyorum. Ondan dolayı videolar daha avantaj sağlar size. Çünkü konu anlatıyorum, dikkat ederseniz, soru çözerek.
Fazla da uzatmayın. Onun için her söylediğim kelimeyi dikkatle dinleyin. Her çözdüğüm soruyu dikkatle isteyin. Radyatörü, işte sorudaki radyatörü anlattım. Az önce soruda şunu koymuştu dikkat ettiyseniz. Bakın burada bir soğutma fanımız var. Bu radyatörle ilgili gelebilecek sorular şunlar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın. Radyatöre konulacak su peteklerin üzerinde olmalıdır. Bu soru olarak çıkıyor. Kireçsiz su konulacak. Donmayı önlemek için bunun içerisine antifriz koyuyoruz. Antifriz ne işe yarıyor? Hem cam suyuna koyuyoruz hem motor suyuna koyuyoruz. Çünkü hem cam suyu donmasını engelliyor hem de motorun donmasını engelliyor. Unutmayın. Bir de radyatörün parçaları var. Ara ara bunlar da çıkar. Soğutma fanı. Bak bu arkadaki fan. Termostat. Radyatör kapağı. Su pompası. Şimdi bunlarla ilgili çıkabilecek soruları alıyorum ben genel olarak konu anlatımlarıma. Şimdi burada bilmeniz gereken peteğin üzerinde olacak. 1 santim. Soğutma fanı, radyatörün parçası, termostat, radyatör kapağı, su pompası. Soğutma fanı şu, bunu çok sormuyorlar ama bilin, ismini bilin. Termostat buradan gelebilir. Termostatın amacı ne? Bizim evimizdeki çay termoslarının amacı ne? Sabit sıcaklıkta tutmak. Yani çayı soğutmamak ya da su koyuyoruz soğutmamak. Yani onu hangi derecede koyduysak orada tutuyor. Soğuk koyduğumuz zaman da soğuk tutmaya çalışıyor. Aynı mantık buradaki araçtaki termostatta. Buradaki aracın ısısını, sıvıyı sabit sıcaklıkta tutuyor. Aklınızda kalsın diye benzetiyorum evdeki termostatla termostatı ben. Unutmayın, sabit tutuyor. Yani bu da nedir biliyor musun? 90 derece civarında. Yani aracın en performanslı çalışması için sağlanan ısıda tutuyor aracınızı. Unutmayın, buradan bu çıkar. Bir de termostatla ilgili şu. Su olduğu halde motor fazla ısınıyorsa termostat arızalıdır. Yani aracınızda suda bir eksiklik yok ise yine de buna rağmen motor fazla ısınıyorsa burada termostatın arızalı olduğunu görüyoruz. Buradan da bu gelebilir. Bir de şu fotoğrafını bilirseniz şunları en azından anlamış olursunuz. Çıkacak soruları, radyatörle ilgili çıkacak soruları yaparız hepsini aşağı yukarı. Geçtik soruya. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Göstergeyi dikkatle inceleyelim. Evet, şıklarım. Araç hızını, yakıt miktarını, motor devir sayısını, motor sıcaklığını. Evet arkadaşlar. Bu gösterge gördüğünüz üzere şu şekilde devir sayısını. C seçeneği motor devir sayısını gösteriyor. Peki burada derece işareti olsa buna benzer göstergemiz yine çıkıyor. Bazen de o çıkıyor. Şu şekilde derece. Hava ısısından akıllı telefon kullandığınız için hepsiniz böyle bir derece işareti olursa o neydi? Hararet göstergesiydi. Bu göstergemiz de devir göstergesi. Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi hangisidir? Rot ayarının sebebi, amacı. Aracı yavaşlamak, yavaş kullanmak için, aracın hareket etmelerini engellemek için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için, düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikameti için. Arkadaşlar sorularda eleme yöntemini kullanın. Cevap aklınıza gelmese de rot genelde tekerlek ve lastiklere yapılan bir şey diye aklınıza gelirse bununla alakalı olmadığını anlarsınız. Bununla da alakalı olmadığını anlarsınız. Bununla da alakalı olmadığını fakat D seçeneğinde doğru cevap bu. Arkadaşlar rotun amacı düzensiz lastik aşınmalarını önlemek ve istikametin düzgün gitmesini sağlamak için. Şurada rotla ilgili çıkabilecek. Arkadaşlar özür dilerim. Burnum böyle bahardan dolayı bende bahar alerjisi var. Buna gerçekten özür diliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Şimdi rot ayarı ile ilgili çıkabilecek. Karşımıza gelebilecek sorular şunlar. Bak. Mesela şu, herhangi bir yöne çevirdiğin tekerleklerin de aynı yöne bakıyor olmasını sağlayan, bak direksiyonu sağa çevirsek tekerlekleri de sağa bakıyorsa bu rotla alakalı. Yani bu rota, aracın rot ayarını ne zaman kontrol etmelisiniz? Yani rot deyince aklımıza ne geliyor? Aracınız sağa sola çekiyorsa, bak bunlar da soru olarak geliyor. Araç sağa sola çekiyorsa, lastikler düzensiz aşınıyorsa, aşırı aşınıyorsa rot ayarlarınızın yapılması gerektiği anlamına geliyor. Rot ayarı olmazsa düzensiz ya da aşırı aşınır lastikler. Unutmayın, rot ayarınızı kontrol edin. Burada ben konu anlatımı uzunca yaptım.
Siz onları okursunuz. Ben burada en önemlilerini çizdim. ROT'la ilgili çıkarsa bunlar işinizi görür, yaparsınız. Soru 5. Hangisi silindir içerisine sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? Buji, distribütör, ateşleme bobini, kontak anahtarı. Elektrik kıvılcımı ile. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı A seçeneği. Buji, yakıt hava karışımını, elektrik. Buji elektrik sisteminin bir parçası, unutmayın. Oradan aklınıza gelsin. Peki buji ile benzinle çalışan araçların şeyi neydi? Bujiydi. Ateşleme sistemi. Benzin, doğalgaz, LPG'ler de buji ile ateşleme yapılıyor. Yani yakıtı buji, benzin. Neyse orayı da çok karıştırmayalım. Sonraki soruya geçelim çünkü ileride o konuyu anlatacağım, benzin konusunu. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur? Hararet, aşırı ısınma yani. Fren hidroliğinin eksilmesi, araç deposundaki yakıtın az olması, motor soğutma suyunun eksilmesi, lastiklerin hava basıncının fazla olması. Hararet yapmasının bir sebebi, yukarıda söylemiştim, termostat arızalı ise hararet yapar. Bir de motor soğutma suyu eksik ise araç hararet yapar arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili birkaç madde var. Onları ben size söyleyeyim. Hararet yapmasının sebepleri. Bakın burada bir sürü madde var ama şunları bilin, çıkacak sorular genelde bunlar. Peteğin ya da boruların tıkalı olması, suyun azalması, fan müşirinin arızalı olması, hortumlarda ya da herhangi bir şeyde kaçak varsa, motor soğutma suyu az ise. Şu çizdiklerim en önemliler. Diğerlerini de okuyun ama hiç bilmeyin demiyorum. Şimdiye kadar bu konuda gelen sorular bu çizdiklerim arasında geldi. Bu yeşil yaptıklarım. Ha bu demek olmuyor ki diğerlerinden sormazlar. Sorabilirler de arkadaşlar. Bakarsanız bu sefer de hiç sormadıkları bir şey sorabilirler. Onun için bir kere de olsa okuyun. Ama ben tahminim yine bunlardan çıkar. Bir de şurada önemli bir konu var. Motor çok sıcak iken radyatöre su konulursa silindir kapağı ve blok çatlayabilir. Bu da çıkıyor nadiren de olsa. Yani çok sıcak. Ya aslında şuradan mantık yürütebilirsiniz. Kadınlar videolarımı genelde bayanlar izliyor bu arada. Fark ediyorum. Şuradan bu mantık çıkartabilirsiniz. Mesela evde de çok sıcak bir camın içerisine soğuk bir su koyarsanız ne olur? Mesela fırından çıkarttığınız bir borcamın içerisine soğuk su koyarsanız ne olur? Borcam çatlar. Burada da aynı. Bak sıcak iken motor, soğuk su koyarsanız çatlar. Burada da aynı mantık var. Sıcak bir şeyin üzerine soğuk su koyarsanız çatlar. Borcamlarda olduğu gibi. Aklınızda kalsın diye benzetme yaptım. Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Akü kontrolü yapıyor muyuz? Evet, aküyü ölçtürüyoruz. Lastiklerimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Lastiklerle ilgili kış kontrolünde bir de ne var? Kış lastiklerini hangi tarihler arasında takıyoruz? 1 Aralık, 1 Nisan tarihleri arasında. Bu da soru olarak çıkıyor. 1 Aralık, 1 Nisan. Unutmayın. Antifriz kontrol de neydi? Yukarıda anlattım yine. Aracın donmasını, kışın donmasını önlemek için kullanılan sıvıydı antifrizde. Bu da var. Doğru cevabımız o zaman D seçeneği oluyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3 oluyor. Kış bakımlarında bunlar önemli. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Yukarıda aslında bunu söylemek istedim ama bir türlü cümleyi toparlayamamıştım. Bak buji, benzin. Şimdi şunu şöyle. Hani yukarıda elektrik kıvılcımı ile ateşliyordu ya, o soruda bunu söylemiştim. Ama tam anlaşılmadı. Toparlayamadım ben de işin doğrusu. Cümleyi bir türlü aklıma gelmedi. İkisi de B ile başlıyor arkadaşlar. Buji ile ateşlemeli motorla da buji neyle? Elektrik kıvılcımı ile ateşleniyordu. Bakın unutmayın. Yukarıda çözdük. Ama bu çok çıkar. O nadiren çıkar. Bu soru çokça çıkar. B, ikisi de B ile başlıyor. Unutmayın. Buji ile ateşlemeli motorlarda genelde benzin, LPG, bir de doğalgaz. Arkadaşlar zaten araba kullananlar bilir. LPG'li araçlara benzinli araçlara LPG takılır. Dizel araçlara LPG takılmaz. Çünkü bujiyle ateşleniyor ya. İşte farklı tabii teknik farklı şeyler de var ama temelde bunlar. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Böbrek düşünün. Sinir, sindirim, dolaşım, boşaltım. Böbreklerde genelde
ne oluyor? Boşaltım oluyor arkadaşlar. İdrar. İşte olduğu kısım orası, işin doğrusu. Şimdi bunlarla ilgili çıkıyor soru. Burada ben bir konu anlatımı yaptım. Arkadaşlar bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Hemen size özetini anlatacağım ama siz de okuyun. Ben bu kadar uzun koyuyorum ama siz de okuyun. Ben ama özetini anlatayım size. Hareket. Bakın hareket. Kemik. Kas eklem. Bunlar hareket etmesini sağlar insanın. Dolaşım. İnsan vücudunda ne dolaşıyor? Kan. Kan neyle dolaşıyor? Damarlar aracılığıyla, kalp aracılığıyla bir de kan dolaşıyor. Bakın dolaşım ne kadar basit bir şekilde anlattım. Şu kadar yazıyı okumanıza bile gerek yok. Beni iyi dinlerseniz. Sinir sistemi genelde kafa. Bak arkadaşlar insan başını, başıyla ilgili bir madde var ise beyin, beyincik, omurilik, kafamızda bulunan bir şeyden bahsediyorsa o sinir sistemidir. İşin kısası bu. Solunum. Solunum zaten biliyorsunuz nefes, akciğer, solunum yolları. Yani birçoğunu biliyorsunuz. Bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Gözünüz korkmasın. Boşaltımda da idrar, idrar kesesi, idrar kanalları, böbrekler. Sindirimde neydi? Zaten biliyorsunuz mide. Mideyi bilseniz bile birçok işinize yarar. Sindirim nerede başlar? Ağızda başlar. Nasıl başlıyor? İlk olarak çiğneyerek. Dil ve ağızda. Dişlerde başlar. Çiğneyerek aslında siz sindirimin ilk aşamasını yapmış oluyorsunuz. Dişlerden yemek borusuna gidiyor yemekler. Oradan mideye, ondan sonra safra kesesi, pankreas, bağırsaklarda sindirim devam ediyor. Unutmayın bunları da. Ara çıkıyor. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu. Eski videolarımı izleyenler bilir. Arkadaşlar videoyu ilk defa izliyorsanız lütfen eski videoları izleyin. Tarihe takılmayın. Dediğim gibi günlük 2 ya da 3 video izliyoruz. Bu şekilde 15-20 gün boyunca çalışıyoruz. Sınavı geçiyoruz. Onun için bu video bitince kanala gidin. En yeni videodan başlayarak eskiye doğru giderek izleyin. Yeni video çekmemi beklemeyin. Mesela bunu anlattık defalarca. Bu neye benziyor arkadaşlar? Yağ damlaması. Yağ damlası. Bakın yağ damlası arkadaşlar zaten bu bizzat yağ damlası. Bir çocuğa yağ damlasını ya da yağmur damlasını çizdiysen bu şekilde çizer. Bir öğrenciye, bir küçük çocuğa. Burada nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yağla alakalı bir şey. Yağ hangisinde var? C seçeneği. Gördünüz mü? C seçeneği. Bu işaretle ilgili bir soru daha çıkıyor sınavda. Onu da söyleyeyim. Araç hareket halindeyken gösterge panelinde bu işaretin yanması durumunda ne yapmamız gerekiyor? Aracı durdurup sağa çekip kontağı kapatmamız gerekiyor. Çünkü bu işaret tehlikeli bir işaret. Aracınız zarar görebilir. Farklı sıkıntılar çıkabilir. Ciddi bir işaret. Eğer hareket halindeyken aracınız bu işaret çıkarsa aracı sağa çekip kontağı kapatıyorsunuz. Soru 11. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ışığının yanması gerekir. Onun yanması gerekir. Yanmıyorsa hangisinde arıza olabilir? Marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, akü şarj ışığının ampulünde. Arkadaşlar normal şartlarda yanması gerekiyor diyor. Ama yanması gerektiği halde yanmıyorsa sorun nedir diyor. Evdeki ışığın düğmesine bastığınız halde yanmıyorsa sorun ne de olabilir? Tabii ki bu şıklara göre bakarsak ampulleriniz patlamış olabilir. Aynı mantık. Yine bu işareti gördüğünüzde de arkadaşlar aracınız hareket halindeyken bu soru da çıkıyor. Araç hareket halindeyken bu akü işareti ekranda çıkarsa aracı durdurmanız, alternatörün şarj etmediği anlamına gelir. Aracı durdurmanız gerekiyor, sağ çekip kontağı kapatmanız gerekiyor. Ciddi bir arıza olabilir demektir. Bu da çıkıyor. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? Asit, alkol, saf su, antifriz. Evet, soru gayet basit. Saf su. C seçeneği cevabımız. Aracın gösterge panelinde şekildeki görülen akü şarj ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Yağın azalması, akünün boşalması, fren hidroliğinin bitmesi, marş motorunun arızalanması. Bu işaret ne işaretiydi? Akü işaretiydi. Bu ışık yandığı halde sürerseniz başınıza ne gelirmiş? Yukarıda bahsettim ya, normalde sürmeyip sağ çekip kontağı kapatmanız gerekiyor. Bakın çıkmış sonra bu ışık yandığı
Yanarsa ne yapmanız gerekiyor diye bir soruda. Aracı kontrollü bir şekilde durdurup sağ çekip kontağı kapatmanız. Peki yandı halde sürerseniz alternatör şarj etmeyecektir. Dolayısıyla akü boşalacaktır. Unutmayın. B seçeneği. Zaten arkadaşlar bu işaret akü işareti. Şıkları eleyerek de gidebilirsiniz. Yağla alakası var mı? Hayır. Frenle alakası var mı? Hayır. Marşla alakası var mı? Hayır. Bak bu işaret akü. Bak burada da akü demiş. Hiç kafanızı karıştırmayın. Soru 14. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Az şişirilmesi yani. El freninin arızalanmasına, yakıt tüketiminin artmasına, şarj lambasının yanmasına, radyatör peteklerinin tıkanmasına. Arkadaşlar tabii ki B seçeneği yakıt tüketimi artar yetersiz şişirirseniz. Peki fazla şişirirseniz ne olur? Lastikler orta kısmından aşınır. Unutmayın bunu da soruyorlar bazen. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, yan yatış pozisyonuna getirilmesi, başının geriye doğru itilmesi, sırt üstü yatırılması. Buradaki doğru cevabımız da A seçeneği. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın bunu da. Bu da çıkıyor zaman zaman sınavda. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için hangisi söylenebilir? Açık kırık. Deri bütünlüğü bu açık kırık neydi? Mesela kolunuz kırıldı, kemik dışarıdan görülecek düzeyde olursa o tür kırıklara açık kırık deniyor kısaca. O zaman dışarıdan kemiği görebiliyorsanız, kemiğin ucu dışarıya çıkmışsa deriden, etlerden, o zaman deri bütünlüğü bozulmuş mudur? Evet. Kanama enfeksiyon tehlikesi yok mudur? Hayır, vardır. Bak, bunu, bu tür sorular iyi okuyun, yoktur demişti. O zaman bunun normalde var olması lazım. Yoktur dediği için yanlış bir şey söylemiş, eksi. O zaman A seçeneği oluyor doğru cevabını. Evet doğru. Bir doğru iki yanlış oluyor. Çünkü kanama oluyor. Kemik dışarı çıkarsa kanama nasıl olmaz? Olur. Geçtik sonraki soruyu 17. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması, tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması, uygulanan bölgenin üzerine sargı beziyle kapatılması, kazazedenin alnına turnike ya da T hattı yazması. Evet, inceleyelim. Turnikede arkadaşlar çift kemik bulunan bölgeye uygulanmıyor turnike. Bu önemli. Çünkü kemikler üst üste binebilir, kemik kırılmasına sebep olabilirsiniz. Tel, lastik, ince şeylerle turnike uygulanmaz. En az 9-10 cm genişliğinde bir kravat genişliğinde olması lazım turnike uyguladığımız. Bezi mi diyelim artık, cismi mi diyelim, ne dersek artık. Uygulanan bölgenin üzeri sargı beziyle kapatılması, o da doğru değil. Kapatmıyoruz, açıkta dursun, ilk yardımcılar geldiğinde fark etsin. Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazılması doğru bir şey. İlk yardımcılar geldiğinde bunu fark etmesi adına T harfi yazıyoruz arkadaşlar. Unutmamak, karıştırmamak adına. Bir de turnike yapılan şeylerde özel bir durum var. Önceki videolarda anlattım, burada tekrar anlatmayacağım. Belli bir zaman diliminde sıkı açıp gevşetme yapmanız lazım. Yoksa kan gelene sebep olur. Onun için yaralıyı ayırt edebilmek adına T yazıyoruz. Geçtik soru 18'e. Arkadaşlar videoları beğenin. Gerçekten sadece şu video bile için 3 gündür uğraşıyorum. Büyük bir emek harcıyorum. Yorum yaparsanız sevinirim. Sınav geçen arkadaşlar da geçtiğine dair yorum yaparlarsa ben de mutlu oluyorum, bak arkadaşlara faydalı olmuşuz diye. Lütfen eğer sınavda geçen arkadaşlarım gelip videoya yorum yaparsa, sizler de şu an dinliyor musunuz? 2-3 gün sonra belki sınava gireceksiniz. Geçtiğinizde gelin lütfen yorum yapın. Biz de seviniriz sizle beraber. Hatta nasıl çalıştığınızı falan da yazın ki bazı arkadaşlar onları çok merak ediyor. Videonun altına şu şekilde çalıştım, sınavdan şu puan aldım yazarsanız diğer arkadaşlara siz de fayda sağlamış olursunuz. Ben size fayda sağlıyorum. Siz de başka insanlara fayda sağlamak adına tecrübenizi paylaşın. Kanalımızı da arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşırsanız daha süper olur. Gerek sosyal medyadan, gerek WhatsApp'tan bizi tavsiye etmeniz çok güzel olur benim için. Soru 19. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanır? Yan yatırılmış. Bu şekilde zaten resimde görüyorsunuz. Şok, koma, tam tıkanma, omurga yaralanması. Arkadaşlar pozisyonumuz, çok da uzatmayalım, koma pozisyonu.
Burada şunlara değineyim. Şok pozisyonumuz nasıldı? Hemen şok pozisyonumuzun fotoğrafını çizeyim. Çünkü bu da çıkıyor. Şu şekilde, şu şekilde ayağının altına bir şey koyuyoruz. Şu ayağının altına koyduğumuz şeyin yüksekliği ortalama 30 santim olması lazım. Bu 30 santim önemli. Çıkıyor. Özellikle santimini soruyorlar bazen. Tam tıkanmada ne yapıyorduk? Hemlik manevrası. Omurga yaralanmasında mümkün mertebe sabitliyoruz. Ki kişiyi çok hareket ettirmiyoruz ki felç geçirme ihtimali olmasın diye. Arkadaşlar bu söylediklerim hepsi soruydu. Onun için söylediğim her şeye dikkat edin diye. Peki bir de şu var. Şok pozisyonunda bu şekilde vermemizin amacı ne? Bu bölgeye daha fazla kan gitmesi, kan dolaşımının artması için baş bölgesini unutmayınız. Bu da çıkmış soruydu yine. Niye bu pozisyonu veriyoruz şokta diye sormuşlardı. Aslında benim de bugün sınav görevim vardı. Gitmedim bugün. İşin doğrusu gitseydim bugün çıkacak sorularda bir göz ucuyla bak göz gezdirdim insanlar. Yani sorulara bakmamız yasak da biz genelde çıkan adaylara soruyorum bazen çıkışta falan nasıldı ve benzeri diye. O yönden iyi oluyor benim de ara ara sınava gitmem. Ben de ona göre videoları hazırlıyorum çünkü. İnşallah bir iki hafta içinde tekrar giderim. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Dolaşım sisteminde, solunum sisteminde, sindirim sisteminde, sinir sisteminde. Yukarıda bahsetmiştim bunu. Kalp ve kan. Nerede? Dolaşımda. Vücudumuzda dolaşıyor. Kan dolaşıyor. Vücudumuzda. Kalp ve kan damarları aracılığıyla. Damarlar aracılığıyla. Kalp pompalıyor, damarlar aracılığıyla da bulaşıyor. Üstünde durmuyorum yukarıda bahsettiğim ki yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkartılmalıdır? Araçların ayaklarından çekilerek baş çene pozisyonu verilerek boyunla mutlaka boyunluk takılarak çene göğüs değecek şekilde baş öne eğilerek. Arkadaşlar boyun hasarı varsa boyunda kırılma ve benzeri sebebiyet vermemek adına en azından boyunla boyunluk takarak çıkartıyoruz. Bir de arabadan çıkartırken kullandığımız yöntem vardı. O yöntem neydi? Rentek manevrasıydı. Onu da unutmayın. Rentek manevrası da önemli. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumlardan hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Solunum güçlüğü olanlarda, boyun omurlarında hasar olanlarda, dilin geriye kaçıp hava yolunun tıkadığı durumlarda, ağızdan ağza yapılan suni solunum uygulamalarında. Bu sorumuzun cevabı da B seçeneği. Arkadaşlar boyunda hasar varsa bu şekilde yapmıyoruz. Çünkü felce sebep olabiliriz. Soru 23. Uzun süreli kanamalarda turnike uygulamalarında kanayan bölgeye kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilir? Yukarıda bahsetmiştim. Turnikede belli bir zaman içerisinde sargıyı gevşetmemiz lazım diye. 1-2, 5-10, 15-20, 30-40. Tabii ki doğru cevabımız şey 15-20 dakikada bir turnikedeki sargıyı gevşetiyoruz. Arkadaşlar kangren ve benzeri şeylere sebep vermemek adına. Bir de ne yazıyorduk? Turnike baş alnına mümkün mertebe T harfi yazıyoruz. Bir de turnike uyguladığımız bez 10 santim civarı oluyor. Yani ip, lastik gibi ince, tel gibi ince şeylerle yapmıyoruz. Aha burada turnikeyi anlatmışız zaten. İyi de oldu bunu koymamız. Bakın turnike hangi durumlarda uygulanır? Bu şekilde. İşte bu şekilde. Önemli kısmı ne? Turnikenin bak aşamaları burada var. Bak kalın bir şey var. Bak 8-10 santim olmalıdır diyor. Tel ip gibi kesici malzemeler kullanılmamalı diyor. Bir de T harfi yazılır başına diyor. Burada da 15-20 dakikada. Arkadaşlar bu sayfaları uzun uzun okuyup zaman kaybetmek istemiyorum. Bunun fotoğrafını çekin siz okuyun. Ya da videoyu durdurun. Okuyun. Ondan sonra devam edin. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kaza zedenin hangi durumundan anlaşılır? Suni solunumda yüzün sararmasının, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından, göğüs kafesinin yükselmesinden. Yani soluk alıp vermediği, verme durumu nereden anlaşılır? Tabii ki göğüs kafesi yükselirse, alçalırsa suni solunum işe yarıyor. Ya da işe yarama durumu vardır. Eğer üflediğinizde göğüs kafesini yükseltemiyorsanız zaten o yaptığınız solunum çok da ciğerlere ulaşmadığı anlamına geliyor. Soru 25. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Arkadaşlar çıkıklar nerede görülüyordu? Hareketli eklem yerlerinde görülüyor. Çıkığın tanımı neydi? Hareketli eklem yerlerinin birbirinden ayrılmasına, eklem yerlerinin birbirinden ayrılmasına nokta 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 denir. Bu çıkmış soruyu da bu söylediğim. Eklem yerlerinin birbirinden ayrılmasına nokta nokta denir. Çıkık. Çıkıklar eklem yerlerinde olur. Geçtik 26'ya. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? Omurgasında kırık olan, kaburgasında kırık olan, birinci derecede yanığı olan, kolunda yara ve kırık olan. Arkadaşlar, hayati riski en fazla olan kişiyi bu şekilde. O da omurga. Arkadaşlar, omurgasında yaralı olanı mutlaka hareket ettirmiyoruz. Mümkün mertebe hareketsiz bırakıyoruz ve sedye ile taşıyoruz. Neden? Eğer hareket ettirsek ya da farklı bir aksiyon olursa felç olur bu kişi. Bakın unutmayın, omurga kırıkları ya da yaralanmalar tehlikelidir. Evet, şu şekilde bir sorumuz var. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması. Bazı arkadaşlarımız bunu anlatıyorum maalesef anlayamıyor. Arkadaşlar lütfen çok soru çözün, çok video izleyin. Şimdi burası kontrolsüz kavşak. Burada arkadaş söylemiş zaten. Bu söylemese bile biz biliyoruz kontrolsüz kavşak olduğunu. Nereden biliyoruz hocam? Bir lefa var mı? Herhangi bir lefa yok. Herhangi bir lefa yok ise, herhangi bir polis de yoksa kontrolsüz kavşak. Bunun üçü de otomobil. Bir defa şöyle yapalım. Bu tür sorularda arkadaşlar biraz da çok soru çözdükçe hangisinden başlamanız gerektiğinizi pratik olarak anlıyorsunuz. Şimdi bu iki araba düz gidiyor, bu dönecek. Bir defa buradan şunu çıkartabiliyoruz. İkisi düz gidiyor, biri dönecek. O zaman dönecek araba en sona geçecek. Hocam niye en sona geçiyor? Daha önce de anlattık bunu. Düz giden araçlara yol verecek her zaman dönüş yapan araçlar. Dönüş yapan araçlar düz gidenlere yol verecek. Bir defa bu döneceği için bu en sonucu. Bunu eledik, bu bitti bunun işimiz. Cevabımız da çıktı, D seçeneği. Çıktı ama ben yine anlatayım şu kısmı da. Peki 2 ile 3 arasında hangisi önce geçecek? Tabii ki arkadaşlar 2 ile 3 arasında 2, 3'e yol verecek. Yani 3 yoluna devam edecek önce. O zaman en önce 3 geçer. Sonra da 2. Niye 2 ile 3 arasında? Bunu eledik, bu zaten bitti bununla işimiz ya. 2 ile 3 arasında niye böyle bir şey yaptınız hocam? Kural her zaman için sağdaki araç, bakın 3 numaralı araç 2'nin nereye, hangi yönünde? Artık 1'i hesaba katmayın ha. Burada bunu hesaba katarsanız yanılırsınız. 2 numaralı aracın sağında mı solunda mı 3 numaralı araç? Sağında. O halde her zaman yol sağdaki araçtadır. Dolayısıyla 2 numaralı araç 3'e yol verecek. Sonra 3 geçecek, sonra 2. O zaman 3 birinci geçiyor. Sonra 2 geçiyor, sonra 1. Arkadaşlar bu şekilde bunu çözdük. Bu iki araba, peki şöyle bir şey söyleyeyim. Burada kaza olsa hangisi suçlu? Tabii 2 numaralı araç suçlu. Neden? Yol 3 numaralı araca ait. Unutmayın. 3 numaralı araca ait olmasının sebebi ne? 2'ye göre sağda, 2'nin sağında bulunuyor. Geçtik 28'e. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır? Bakın bazen olması bazen olmaması diyor. Ya bunları lütfen iyi okuyun, olmasıyla olmamasını karıştırmayın. Kendini üstün görmek, kendi kendine kurallar koymak, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Tabii ki doğru cevap C seçeneği, saygılı olacaksınız önce. Üstün görürseniz olmaz. Kendi kendinize, kafanıza göre kural olmaz. Saygıyı başkasından bekleme, önce kendini saygı ol insanlara. Doğru cevap C seçeneği. İşte trafik adabı sorusu bu. Trafik adabından sorular çok uzun geliyor arkadaşlar. Sorular her ne kadar uzun da olsa cevaplar o kadar da kolay. Bakın unutmayın, soru uzun çok zor olur diye düşünmeyin. Uzun sorular her zaman için daha kolay oluyor. Trafik adabı soruları genelde uzun geliyor. Unutmayın bunu. Soru 29. Şekildeki ışıklı trafik cihaz işaret cihazında yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanıyor. Evet, şu ve şu. İkisi beraber yanıyor. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? Düz gitmeleri yanlış mıdır? Bu araçlar düz gidebilir mi? Yanlış değildir. Niye? Çünkü yeşil yanıyor. Düz gitmelerinde bir sakınca yok. Sağa döneceklerse beklemeleri doğru mudur? Evet. Niye? Çünkü sağa dönecek ışık kırmızı yanıyor. Bu da değil cevap. Biz yanlış olanı arıyoruz. Unutmayın. Düz gideceklerse beklemeleri doğru mudur? Hayır. Yeşil yanıyor çünkü düz gidenlere. Beklemeyecek, gidecekler arkadaşlar. C seçeneği, yol açıksa sola dönüş yapmaları. Solla ilgili bir şey yok zaten, onu bilemeyiz.
Fakat burada düz gidenler beklememesi gerekiyor. Çünkü yeşil yanıyor. Soru 30. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesi sürücüler için hangi anlama gelir? Şu şekilde bir hareket yapıyor. Geceleyin. Dur işareti, dönüş işareti, yavaşlama işareti, hızlandırma işareti. Arkadaşlar bununla ilgili anlatacak hiçbir şey yok. Gerçekten doğru cevabımız D seçeneği. Fakat şöyle bir şey var. Bunu siz öğreneceksiniz. Bak. Genelde bu çıkar. Bu çıkar, bu nadiren çıkar, bunlar çıkar. Bir de bunlar çıkıyor genel olarak. Yani diğerlerini de bilseniz iyi olur ama bunları kesin bilin. Bunun ekran fotoğrafını alın. Katıl üyelerimiz var. Oraya ben bunların güzel bir şekilde hazırlanmış fotoğraflarını atıyorum. Arkadaşlar kanalın katıl butonu var. Siz göremiyorsanız eğer bilgisayardan girirseniz görürsünüz. Bazı mobil cihazlarda da görünmüyor katıl butonu. Fakat bilgisayardan girsin onlar görür. Katıl üyelerine bazı ayrıcalıklar tanıyorum. Orada da birkaç tane de katıl üyemiz var. Onlara da teşekkür ederim. Orada da bu notları, bu görselleri güzel bir şekilde paylaşıyorum. Onları da bilgisayarına ya da telefonuna indirip ara çalışıyor. Unutmayın. Ha, zorunlu bir şey değil. Katılmasanız da olur. Bunlar bile yeterli olabilir yani. Katılmanız şart değil. Katılmadan bile bu sınavı geçersiniz. O sadece ekstra bir şey. Yani katılmayınca çok fazla bir şey kaçırmıyorsunuz. Tabii katılırsanız da avantajları var. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Demir yolu alt geçidini, demir yolu üst geçidini, kontrollü demir yolu geçidini, kontrolsüz demir yolu geçidini. Evet, bu işaretler D seçeneği. Bunlarla ilgili kanalda bir tane video var. En çok çıkan 35 tane trafik işaretini çözdüğüm video. Hiç izlememiş olanlar gitsin mutlaka onu izlesin. Orada bu işaretleri tek tek detaylıca anlatıyorum aklınızda kalacak şekilde. Onu mutlaka izleyin. Hatta bu videonun açıklama kısmına da koyacağım onun linkini. Oradan da gidip izleyebilirsiniz. Geçtik soru 32'ye. Bir şoför ticari amaçlı aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik herhangi bir süre içerisinde toplam 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Bu değil, bu değil, bu değil. Cevap D seçeneği. Zaten burada ticari diyor ya arkadaşlar. Bunlar ticari olamaz. Bu zaten kişisel otomobil, bu ticaridir. Buradan bile çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar bununla ilgili de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu araçlarda bulunan cihazın ismi neydi? Takograf cihazı diye bir cihaz var. Onlar bizim marketten aldığımızda fiş veriyor ya, silipler diyoruz biz ona. Ona benzer bir raporlama veriyor polislere. Yani polis durdurduğunda takograf cihazından rapor alıyor. Takograf cihazı nerede bulunuyor? Kamyonlarda, otobüslerde, ticari bazı tırlar ve benzeri şeyler de bulunuyor. Bu takografta çıkıyor. 9 saat gidip gitmediği o raporluyor o takograf cihazı bunları. Otobüse binenler bazen dikkat etsinler. Orada bir cihaz vardır. Teybe benzer bir şey. Öyle söyleyeyim. Eski usul teyplere. Yani şey araba teyplerine. Teyp deyince ev teybi aklınıza gelmesin. Onlar takograf cihazı içine ehliyetini koyuyor şoför. Ne kadar gittiğini, nerede, hangi, kaç kilometre hızla gittiğini yazıyor. Polis de durdurduğunda kontrollerde bakıyor ona. Hızı aşmış mı, stabil gitmiş mi, hatası var mı görüyor oradan. Geçtik soru 30'ya. Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca hangisini yapabilir? Kesik yol unutmayın. Diğer şeride geçemez. Öndeki aracı geçebilir. Takip mesafesini azaltabilir. Sol şeritte sürekli seyredebilir. Kesik çizgi neydi? Öndeki aracı geçebilirsiniz. Sollamanın serbest olduğu çizgiler idi. Düz çizgi neydi? Bunda sollama yapamazsınız ama böyle kesik kesik çizgilerde sollama yaparsınız. Unutmayın. Soru 34. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için hangisini gerçekleşmesini beklemelidir? Şu şerit değiştirecekmiş, neyi bekleyecektir diyor. 5 numaralı aracın geçmesini, 4 numaralı aracın yavaşlamasını, 1 numaralı aracın sağa geçmesini, 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini. Evet arkadaşlar, sollama yaparken iki aracı arasına giremezsiniz. Dolayısıyla 5'in gitmesini bekleyecek bu arkadaşımız da. O gittikten sonra sollama yapabilir. Cevabımız A seçeneği. Geçtik 35. soruya. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir? İnmiş bariyer varsa geçide girmeli, yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı, bariyer inmekteyse dikkatli ve hızlı geçmeli, hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli.
Bakın arkadaşlar, inmiş bariyer varsa geçide girmemeli. Yani bu kontrollü demiryolundan kasıt şu arkadaşlar. Bizim otoparklarımızda, bina evlerin otoparkı ya da avni otoparklarında bir tane şöyle çubuk var. Bu bazen böyle durur. Mesela şu şekil. Bazen de böyle açık. Açık olduğunda bunun altından geçersiniz. Kapalı olduğunda yol müsait değildir. Tren geliyordur. Ya da tramvay, artık neyse. Bunu kastediyor. İnmiş bariyer varsa geçmeli midir? Hayır. Nasıl hareket? Biz doğru olanı arıyoruz. Yol açıksa hızla geçerek uzaklaşmalı mıdır? Yani bunun alakası yok. Bariyer inmekteyse dikkatli. Bariyer inmekteyse bekleyeceğiniz inmesini ve tekrar kalkmasını. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde. Arkadaşlar hızımızı azaltıyor. Bak, hızlı geçmek yok, yani unutmayın. Hızımızı azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçeceğiz. Sizi B şıkkı yanıltmasın. Şundan dolayı bu yanlış. Hızlı dedi diye. Hızlı değil, uygun hızla geçmeniz lazım. Geçtik 36. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır? Bisiklet falan var burada. Doğru cevabı seçin arkadaşlar. Bu otobanda görülmez. Zaten diğerlerini görürsünüz zaman zaman. Soru 37. Aşağıdaki hallerden hangisinde araçların teknik muayenelerinin yapılması zorunludur? Sahibi değiştiğinde, sigorta süresi bittiğinde, tescil belgesi değiştirildiğinde, üzerinde teknik değişiklik yapıldığında. Arkadaşlar muayene için teknik değişiklik yaparsanız yenilemeniz gerekiyor. Normal zamanda 2 senede bir yapıyoruz, biliyorsunuz. Tabi ilk aldığınızda 3 sene, sonraki yıllar 2 senede bir yapılıyor. O da çıkıyor bazen sınavda. Teknik değişiklikten kasıt ne arkadaşlar? Araca mesela LPG takarsanız bu bir teknik değişikliktir. 30 gün içerisinde, bu da bir çıkmış soru. 30 gün içerisinde ilgili kuruluşa bildirmelisiniz ve muayenesini yaptırmalısınız. Ondan sonra aracınızın rengini değiştirdiğinizde mesela yine muayeneyi değiştiriyorsunuz. Bu da bir teknik değişiklik oluyor aslında. Soru 38. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu? Arkadaşlar bakalım. 1, 2, 3, 4 tane araç var. 1 numara sağa dönmüş. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Neye bakacağız? Lefaya. Lefaya göre sola dönmüş yasak. Sağa dönmüş. O zaman doğru. 1 olamaz. Bunu geçtik. 2 numara sola dönmüş. Oka göre 1. Peki bu lefada ne var? Sola dönüş yasak lefası. Bak dikkat ederseniz. Lefa yasakladığı halde bu dönmeye çalışmış. O zaman bu hata yapmış. Kusur işlemiş. 3 ile 4'e bakalım. Yine onlarda da bir sıkıntı yok. Evet, geçtik. 39. Arkadaşlar 39. sorunun cevabını sizlere bırakıyorum her zaman gibi. Sorunun altına yorum olarak yazın. Hem etkileşimimiz olur. Bakalım kaç kişi izlemiş, kaç kişi doğru yanıtlayacak. Buradaki amacım sizlerle etkileşim kurmak. Arkadaşlarımızın bize bir selam vermesi, yorum yaparak. Ben zaten bu tür siz selam verseniz ben daha çok video çekmeye teşvik oluyorum. Onun için yorumlarınızı esirgemeyin. Yapın. Cevabınız doğru ya da yanlış olmasın bir önemi yok. Cevap 39'u sizden bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Sınava girip başarılı olan arkadaşlar mutlaka gelip kanaldaki videolara yorum yapsın. Hatta hocam şöyle şöyle çalıştım diye yorum yapsın. Niye diyeceksiniz? Bazı arkadaşlarımız hocam geçtim 70'le diyor. Onlara da teşekkür ederim ama sonra geliyor arkadaşımız diyor ki kardeş nasıl çalıştın diyor, altına yorum yapıyor o arkadaşın. Arkadaşlar siz de diğer insanlara faydalı olmak adına, bakın biz faydalı oluyoruz, siz de faydalı olun. Ne yaparak nasıl çalıştığınızda kısaca orada yazarsanız en azından insanlar da faydalanır sizin tecrübelerinizden. Emin olun birçok insanın nasıl yapacağını, ne yapacağını bilmiyor. Onun için sizler de yazın bu şekildeki nasıl başardığınızı. Sevinirim ben de en azından. Güzel olur, arkadaşlarınız da faydalanmış olur. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitiyor. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoları da beğenmeyi yine unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.